Değerli delegeler, değerli misafirler, 1975 yılından beri bu camianın içerisindeyim. Uzun yıllar spor hayatımız oldu, rekorlarımız oldu, milli olduk. Çok güzel günler geçirdik, çok güzel dostluklarımız, arkadaşlarımız oldu. Abi kardeşliğin ne olduğunu burada öğrendim ben. Bu spor içerisinde öğrendim. Aynı anda futbol oynuyordum, judo yapıyordum. Ama atıcılığı tercih ettik. O barut kokusu içimize sildi. Kolay kolay da vazgeçemiyoruz. Avcı'da Kavala 20 silahlar, plak atışları, teknik kurullarımız, eğitim kurulumuz, bunlar koordineli çalışarak Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu, Atıcılık Konfederasyonu ve Avrupa ve Avcılık Federasyonu ile mevcut ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bunun da için şu anda bir arkadaşımız, bir yönetim kurulu üyemiz Larnaka'da toplantılar gerçekleştiriyor. Çok sevindirici haberler geldi. İnşallah bir Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ISSF'den buraya alacağız. TRT Spor'da biz ilk defa Avrupa Şampiyonası'nı canlı olarak finallerini yayınladık. Bu bize önemli bir geri dönüş sağladı. Çünkü gençlerden, arkadaşlarımızın çocuklarından, arkadaşlarımızdan bu sporu tanıma fırsatı bulanlar bize gelerek bu spora başlamak istediklerini belirttiler. Tom Prince'deki çocuklarımız dünya ikincisi, dünya üçüncüsü oldular. Yine olimpik havuzdaki arkadaşlarımız 7 kota beklerken 4 kota aldık ama çok iyi bir başarı bence. Daha iyi de olabilirdi. Olimpiyat dördüncüsü oldu. 0.6 puanlık bir farkla üçüncülüğü kaçırdık. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bu 2024 Paris Olimpiyatlarında madalya demiyorum, madalyalarla geleceğiz. Zaman ayırıp olan genel kurulumuza teşkilatından dolayı şahsım ve çalışma arkadaşlarımla birlikte şu anda misafir kısmında oturuyorlar. Teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını, hayırlı geçmesini, sonuçlarının başarılı olmasını diliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Arz ederim efendim. Konuşmamı iki bölüme ayırdım. Birincisi biz kimiz? Neler yaptık? Neler yapacağız? İkincisi de geçmişteki yönetimin eksikleri, hataları mutlaka iyi niyetliler. Bunu biz biliyoruz. Belki yetemediler. Dün Ufuk Başkanım'la bir konuşma yaptım. Lütfen hakkını evet. Bana bir şeyler söyledin. O özel senle benim aramda kalacak. O yüzden söylediğim şeyi lütfen ne olursunuz şahsileştirmeden konuşacağım burada. Şimdi buradan sesleniyorum. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu. Avcılık Federasyonu, avcı arkadaşlar, hepiniz buradasınız. 5 yıldır sizle ilgili tek bir projeniz var mı? Şimdi avcılıkla ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Avlaklarımız kapanıyor. Bu ülkede tek yetkili ve sorumlu federasyon Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu. Denizli'den arkadaşım dün konuşuyoruz. Diyor ki bundan 3 yıl önce kendi imkanlarımızla bir yarışma düzenledik. 270 kişi katıldı yarışmaya. Ben de şimdi soruyorum. Skit'ten sorumlu arkadaşlar. Genç bayanlara Türkiye şampiyonasına 12 kişi katıldı. 12 kişi. Türkiye'de Skit yarışmasına katılan sporcu sayısı 12. İnşallah genel müdürümüz de her kim seçilsin. İnşallah bizlere yardımcı olurlar. Var olan poligonlarımızı mutlaka teknolojiyle entegre edeceğiz. Olmayan illerimiz mi? Gideceğiz genel müdürün kapısına dayanacağız. Gideceğiz bakanımızın kapısına dayanacağız. Özel sektörle buluşacağız. İnşallah olan var olan poligonlarımızın tamamını entegre edeceğiz. Olmayan illerimize de poligonlarımızı açacağız. İnşallah başkente bir poligon yapacağız. Sayın genel müdürüm saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun.